Sevgili izleyicilerimiz, herkese merhaba. Atürk TV, İzmir TV, Ege Seçim TV ortak yayındayız. Kariyer başlıyor. Ben Zerrin İlbay. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yine çok değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Seyrek Eski Belediye Başkanı Sayın Nurgül Uçar Aktu. Nurgül Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi gördüm sizi. Evet, Nurgül Hanım, herkesin de İzmir'de ve tabii ki Türkiye'de bildiği gibi ilk kadın belediye başkanlarından biri. Evet. Şimdi bu hikayesine, tarihçesine gireceğiz. Evet. Seyreğin hangi tarihte belediye olduğu ve ilk belediye başkanlığınız dönemini sizden bir dinlemek istiyoruz. Biliyorsunuz bu hafta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Ben şöyle kutlu olsun demiyorum. Evet. Çünkü bence anma günü bu. Bence. Bunu aynen, kısa birkaç cümleyle seyircilerimizle paylaşacağım ve sonra hem bu konudaki düşüncelerinizi alacağım, hem kendinizi biraz anlatır mısınız diyeceğim. Çünkü istiyoruz ki kadınlar daha çok siyasette yer alsın ve sizin gibi duayen hem de belediye başkanlığı gibi aktif görevde bulunmuş bir kadının görüşleri bizim için çok değerli. Ama şu 8 Mart günüyle ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum, izin verirseniz. Tabii ki 8 Mart günü Dünya Kadınlar, Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun deniyor ama bence kutlu olsun denmemeli. Bu bir anma günü olmalı. Eğlence yerlerinde şarkılarla, türkülerle kutlanacak. Ne oldu ki? Neyi kazandık? Hangi hakkı hak ettik ki? Hak ettik ki demeyelim ya da hangi hak bizim olan hangi hak bize verildi ki biz bunu bu şekilde kutluyoruz? Ben bunu anma günü olarak niteliyorum. Biraz sonra Nurgül Hanım da bu konuyla ilgili düşüncelerini alacağım ama kısa bir tarihçesinden söz edelim, söz edelim mi? Bilmeyenler için bir hatırlatma yapalım. Hem anmış da olalım. Ölen kadın işçileri. Sevgili izleyicilerimiz, Amerika'nın New York eyaletinde bir dokuma fabrikasında çalışan kadın tekstil işçileri sosyal haklarının düzeltilmesini, eşit işe eşit ücret ödenmesini ve çalışma koşullarının düzeltilmesi isteğiyle bir protesto düzenliyorlar. Fakat protestonun sonunda şöyle acı bir sonuç gerçekleşiyor ve bir yangın çıkıyor. Tabii ki bu işçilerin çıkmasına izin verilmeyerek kurulan barikatla işçiler orada kalıyorlar, kadın işçiler ve diğer işçiler de tabii ki. Ve bu yangının çıkmasıyla birlikte canlarını kurtaramayarak yüzlerce kadın işçi maalesef yanarak ölüyor. Bu yaklaşık 129 kadın işçi ölüyor. Ve daha sonra bu 8 Mart günü 1911 yılında uluslararası arenada kadınlar, Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlıyor. Evet. Tabii bunun hikayesi çok uzun. Hikayeye girersek biz Nurgül Hanım'la sohbet edemeyiz bu konuda. Çok kısa geçmek istiyorum o yüzden. 1911 yılında uluslararası alanda kutlanıyor. 1921 yılında yanlış hatırlamıyorsam da Türkiye'de kutlanmaya başlanıyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Fakat 1980 yılında 12 Eylül darbesiyle yasaklanıyor 4 yıl boyunca ve 1984 yılından itibaren de her yıl düzenli olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bence anılması gereken bir gün haline geliyor. Çünkü şöyle düşünüyorum, biraz önce Nurgül Hanım'la da biz bunu paylaştık. Kutlamamız için güzel şeylerin olması lazım. Yani bir kutlama güzel bir şey için kutlanır. Ne oldu? Kadınlar için güzel olan ne oldu? Sosyal haklarımız mı iyileştirildi? Eşit işe eşit ücret mi aldık? Çalışma koşulları mı düzeltildi? Doğum izni mi düzeltildi? Değil mi? Çocuk annesi, çocukları olan annelere çalışma koşullarını düzeltebilecek, kolaylaştırabilecek hangi imkanlar sağlandı yasalarda? Ya da yasalarda var olan bir takım imkanlar acaba günlük hayata katıldı mı, uygulamaya geçti mi? Ki bunların çoğu da geçmedi. Malum dava sonuçlarında bile görüyoruz. Kadına şiddet uygulanıyor, öyle değil mi? Tecavüz ediyor, taciz ediyor erkek. Fakat mahkemede hakim karşısına çıktığında bir takım elbise giyip kravat taktığında iyi hal indirimden yararlanarak maalesef istenildiği kadar bir ceza almıyor.
Bunun da sonu gelmiyor. Ne kadar protesto yapılırsa yapılsın, ne kadar hakça biz mücadelemizi verirsek verelim. Fakat yine de diyorum ki bu mücadele devam edecek. Kesinlikle. Sonuna kadar, ta ki haklarımızdan faydalı. İşte o haklarımızı aldıktan sonra biz bunu ancak kutlama günü olarak ilan ederiz diye düşünüyorum. Nurgül Hanım biraz uzatmış olabilirim. Günün anlam ve önemi gereği. Ve sizi, sözü size bırakıyorum. Hem 8 Mart'la ilgili lütfen görüşlerinizi ve sonra da Nurgül Uçar Aktu bir hatırlatalım mı? Kimdir? Nasıl bir siyasi hayatı olmuştur? Buyurun lütfen, söz sizin. Teşekkür ederim. Aynen size katılıyorum. Kavram kargaşası yaşıyoruz genel olarak. Evet. 8 Mart, aslında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Kutlaması dediğimiz zaman aslında bu olayın hiç anlaşılmadığını da söylemiş oluyoruz. O kadar sıradan bakıyoruz ki her şeye. Onun içini kavramazsan orada hak için yanan 129 kadın olduğunu, bu olayın özünün bu olduğunu anlamazsan işte eğlenirsin, gülersin, kutlarmış gibi yaparsın. Aslında bence buradan Nurgül Uçar'ın hikayesi, kadınların hikayesi çok benziyor. Evet. Şöyle benziyor, mesela sondan başlayarak gidelim. O tarihten bu yana kadınlar hak için öldüler. 2022 yılındayız. Türkiye'den söz ediyorum. 1930'da Cumhuriyet'in atası, onun arkadaşları, vatanın kurtuluşunun hemen ardından kadınların şehirlerin de kurtuluşlarında eli olması gerektiğine karar verdiler. 3 Nisan 1930'da Türkiye'de kadınlar belediye başkanı seçildi. O günden bugüne 92 yıl geçti. 19 yerel seçim geçirdik. Evet. Toplam 32 bin belediye başkanı seçtik. 150 tane kadın belediye başkanı seçtik. 150 adet. 32 bin 150. 150. Evet. Şimdi aslında bunu önümüze koyduğumuz zaman o yanan kadınlardan günümüze sizin de söylediğiniz gibi arpa boyu yol gitmediğimiz görünüyor. Şimdi Nurgül Uçar'a geliyoruz. Nurgül Uçar, Seyrek, Seyre'yi tanımlayalım. Oradan, farktan çıkıyor çünkü Nurgül. Seyrek, Lozan mübadelesiyle Selanik'ten anneannemin ifadesiyle bize geçen travmalar. Evlerinde sofralarını kurulu bırakıyorlar. Bir şey için dönüyorlar. Köpekleri ağlıyor arkalarından. Ve Gül Cemal'e biniyorlar. Bilmedikleri vatana geliyorlar. Seyre'in %99'un hikayesi bu. Selanik göçmeni. Selanik mübadele. Mübadele sonucu mübadele, gelen. Evet. Lozan mübadele. Evet. Bu Lozan mübadeleleri hep köy arıyorlar ve kök arıyorlar, vatan arıyorlar. Ama ben onların farkını yıllar sonra dışarılara çıktığımda, benim köyümün dışına çıktığımda ne kadar Lozan mübadilliğinin ne kadar değerli, ne kadar İzmir'i İzmir yapan, ne kadar Türkiye'nin çağdaş yüzü ya da ufku açık insanları olduğunu yıllar sonra fark ettim. Ben hep normal sanıyordum, herkes böyle evet. olur sanıyordum. Evet. Herkes böyle değil. Anneannem, dedem, babaannem, dedem, hepsinin ilk torunuyum ben. Evet. Ve ilkokulda bizim Kamer Genç bizim köyde yedek subay öğretmen olarak çalışıyor. Çok değerli bir politikacıdır. Benim dedem, yani. Çiftçi dedem. Evet. Ama köyde o zaman öğretmenler oturuyorlar. Yani köyde yaşıyorlar. Köyün insanı ile birlikte. Dedem de o öğretmenlerle daha çok birlikte olabilmek için okulun süpürme işlerini yapıyor. Gönüllü hizmetçiliğini yapıyor dedem. Ve öğretmenlerle daha fazla diyalog haşır kuruyor. Evet. Sonrasında ben ilkokulu bitiriyorum. Bizim köyde 92 yılında belediye olduğu günün tablosunu söylüyorum size. Karşıyaka'ya, İzmir'in en gelişmiş yerine biz 11 kilometre mesafedeyiz. Bizim köyde sokak çeşmesi var 92 yılında. Yol yok. Kadınlar sokak çeşmesinden sırtlarındaki testiyle suyu taşıyorlar eve.
bulaşık yıkıyorlar, çamaşır yıkıyorlar, banyo. Bütün ihtiyaçlarını o sırtlarında testiyle taşıdıkları suyla temin ediyorlar. Bu 92 yılı. Nedeni bizim köyün mübadilleri Cumhuriyet'i çok seviyorlar. Atatürk'ü çok seviyorlar. Evet. Bazen üzülüyorlar memleketleri hatırladıklarında ama çok sevdikleri için bir şey söyleyemiyorlar. Ve bedelini 92 yılına kadar ödüyorlar. Çünkü işte siyasetin ucuzluğuna karşı çıkıyorlar. Çünkü partiler onlara geliyor diyor ki bize üye olun, biz sizin suyu getirelim. Olmuyorlar kendi düşüncelerinin dışında. İşte başkası geliyor yolu yapalım ama bize üye olun. Olmuyorlar ve 92 yılında ilk kez suyu olmayan, yolu olmayan bir köy var, Seyrek Köy. Ben de ilkokulu bitirdikten sonra, 60 doğumluyum ben, o dönemin Kardelen'i diye tanımlıyorum kendimi aslında. İlkokulu bitirince okul yok, en yakın okul Menemen ilçede ya da Çiğli'de. Ama Çiğli'ye dolmuşlarla gidip geliyor öğrenciler. Benim dedem, babamın babası, o okulda gönüllü hizmetçilik yapan dedem. Dedem aile meclisini topluyor. İşte babaannem, halamlar, amcamlar, herkes, yedi kardeş babamlar toplanıyorlar. Dedem diyor ki bu kız okula gidecek ama siz evinizi Menemen'e taşıyacaksınız. Hmm. Çünkü yollarda yolda gidip zorluk çekmeyecek. Evet. Onun için evi taşıyacaksınız, evet, diyor dedem. Hı hı. Öyle bir ortak aile karar alıyor ve benim için Menemen'e taşıyorlar evlerini annem babam. Hı hı. Her yaz mezun oldum, üniversiteyi bitirdiğim yaza kadar hiçbir biçimde hafta sonu ders çalışma şansım olmadı. Çünkü biz kendisi çalışan, ailece çalışarak yaşayan insanlarız. Çok zengin değiliz ama değerliyiz. Hepimiz farkındayız. İşte cuma gün bayrak töreni bitiyor bizim Menemen Sesi'nden de. Babam benim motor arabası kapıda bekliyor. Beni alıyorlar. Biz köye dönüyoruz. Cumartesi gün işte tarlaya gidiyoruz. Pamuk toplama, çapayı, ben her şeyi biliyorum yani. İyi ki de biliyorum. Çünkü onlar sana verilen değerin karşılığını çocuklar hak etmek için çok mücadele veriyorlar ve başarılı oluyorlar. Kendilerini geliştiriyorlar ya da onlara, hikayeleri onlara ait oluyor. Sonra ilk üniversiteyi bitiren kızdım ben. Sonrasında gazeteciyim. Anadolu Ajansı bizim gazetecilerin en rahat çalıştıkları yer. Hı hı. İşte artık gelir derdi de yok. Maddi anlamda da en iyi yerlerden. Sendikası var. Oradayım ben 92 yılı. Ekonomi politika muhabiriyim. Bizim köy o zaman, köydeki insanlara soruyorlardı belediye kurulurken. O sorulardan, plebisit deniyor buna, insanların önüne sandık konuluyor, halk karar veriyor belediye kurmak üzere. Bizim köyde belediye kuruluyor, hemen yanına Nurgül Uçar belediye başkanı olarak getiriliyor. Çünkü getirme nedeni şu olduğunu görüyorum yıllar sonra, kadınlar benimle birlikte üniversiteyi bitirmiş aslında. Hani gözlerinin önünde bir yaşam var. İlk üniversite mezunu kızım. Şunu da hemen ilave edelim mi buraya? Siz o köyden çıkan ilk üniversite mezunu, evet, evet, kızsınız. Evet, kız, evet, çocuğusunuz. Kız çocuğum, evet, evet. O zaten bence belediye kuruluşunda hemen yanına Nurgül Uçar'ı getiren gözlem ya da birlikte yaşam. Sonrasında ben aslında belediye başkanı olmak istemedim. Öyle bir derdim yoktu. Benim derdim gazeteci olarak da zaten en kısa yoldan en doğru bilgiyi halka ulaştırmaktı ve iyiye doğru değiştirmekti yaşamı. Hep böyle iddialarım olmuştu. Bu belediyede aslında hedef buldu. Yani Günaydın Gazetesi'nde de çalışırken, Anadolu Ajansı'nda da, ticarette de ilk başladığım yer çalışırken hep en doğru bilgiyi en kısa zamanda topluma ulaştırmak ve toplumu doğru bilgilendirmek kaygısı vardı. Belediyede de annem söylemişti mesela, bizim köyden kadınlar eve geliyorlarmış. Ben de Anadolu Ajansı'na çalışıyorum. Annem dedi ki bak, insanlar senin onlar için çalışmanı istiyorlar. Denesen ne olur dedi. Kendin ne sanıyorsun dedi annem. Bulunmaz int kumaşı mısın dedi. Haklısın anne dedim. Tamam, ben aday olayım. Gittim, aday oldum son başvuru günü. Hatta Anadolu Ajansı'ndan yıllık iznimi kullanarak aday oldum. Çünkü
Ben belediye başkanlığını bilmiyorum. Hatta bilmiyorum mu söylediğim zaman da çok dalga geçirmişti. Benim kendi meslektaşlarım da dalga geçti. Ben sadece, bunun bir okulu yok. Sadece kendimi tanıyorum, çalışkanım. Ama belediyeyi bilmiyorum. Bilmeden başlamıştım. Ama şunu biliyordum ki gazetecilerin iyi belediye başkanı olduklarını. Çünkü en kestirme habere, en kısa sürede en doğru bilgiye ulaşıyorsunuz. Ay şimdi evet, lütfen sözünüzü unutmayın. Ara ara ben de saptamalar yapmak istiyorum. Çünkü sizinle ilgili tabii konuk edeceğim zaman şöyle bir araştırma yaptım. Nurgül Hanım'ın daha önce var olan röportajları var mı? Nurgül Hanım'la ilgili neleri bilmiyoruz acaba diye. Çok enteresan düşünceleriniz var. Onları paylaşmayı ben de istiyorum. Biraz önce söylediğiniz tam o konuya girecektim. Gazeteci olduğunuzu hatırlattıktan sonra. Evet, bir röportajınızda demişsiniz ki gazetecilerden iyi belediye başkanı olur. Bir bu. İkincisi de Leyde değilsen hiç şansın yok. Bu sözü de konu lütfen geldikçe onu hatırlatalım. Neden peki? Devam edin lütfen. Neden şöyle, gazetecilerden iyi belediye başkanı olur? Şundan. Biz en kısa zamanda en doğru bilgiyi topluma ulaştırmak zorundayız. Ve çabuk ulaşıyorsunuz. Çabuk. Ve en doğru bilgi, en doğru yolu onu işe dönüştürüyorsun belediyede. Evet. Belediyede bir problem var. Problemi en iyi biçimde tespit edip en kısa zamanda kimle çözülecekse çözüp somut hale getirmek. Evet. Aynı şeyler. Sonuçlandırıyorsunuz. Tabii. Sonuçlandırıyorsun. Evet. Ama bir de şöyle bir fark var. Siyasetteki gazetecilerin 32 yaşındaydım belediye başkanı olduğumda. Genel başkanları izliyordum. Bakanları izliyordum. Utanmak diye bir şeyim yoktu. Onlar bizim haber kaynaklarımızdı ve bazen dostlarımızdı, bazen arkadaşlarımızdı. Yani ulaşılması zorlara ulaşıyoruz ya biz mesleğimizde. Evet. Onları aşmış olduğum için ben, işte normal bir belediye başkanının cumhurbaşkanına ulaşması, başbakan çok zor bir şey. Benim için zor değil. Yani zaten olayın içindeydim. Olayın içindesiniz kendisiydim zaten. Ama sadece zor olan şuydu. Fotoğraf çekerken fotoğraf çekilenin tarafına geçmek. Orasını hiç sevmedim mesela. Yani kendin haber oluyorsun ya, şeye çok özen gösteriyordum. Mesela benimle işte belediye başkanı şapkamla gazeteci arkadaşlarım görüşmeye geldiklerinde onların işini kolaylaştırmak için şöyle diyordum. Ben de gazeteciyim. Meslektaşız. İşte rahat ol. Yani rahat olun, inceliklerini ben de biliyorum. Yani ikimiz zaten birlikte, ben tanıyorum. Evet, yani birlikte ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Yani evet. Ama masanın iki tarafında yaşamak gerçekten çok keyifli ve çok deneyim getiriyor insana. Gazetecinin karşısındaki siyasetçilerin ne kadar tavizler verdiklerini de görüyorsunuz. Ben o bölümü bilmiyorum. Ve gazeteciliğin ne kadar hız aldırdığını da bu taraftakilerle kendinizi kıyasladığınız zaman daha rahat görüyorsunuz. Örnek söyleyeyim. Bizim Menemen'in 92'de 5 tane beldesi vardı. Ya da 6'ydı, tam unutmuş olabilirim. O beldelerde herkes yeni belediye başkanıydı. Ama hikayemizin sonuna bakarsak 17 yıl yaşadı bizim beldelerimiz. İşte 2008'de büyükşehir yasasıyla kapatıldık. Bizim köyde hiç o 92'deki hikayemizde yolu, çeşmesi olmayan köyde şu anda Bakırçay Devlet Üniversitesi var. 6000 öğrencimiz var. Tıp fakültemiz var, hukuk fakültemiz, mühendisliklerimiz, sosyal bilimlerimiz. Köyün içinde tıp fakültesinin beyaz önlükli öğrencileri dolaşır ve ben onları gördüğüm zaman içim kahkahalar atar. Güzel, çünkü orada benim de tuzum var. Bu önemli bir şey. Aramızdaki çok, işte gazeteci başkanın farkını gösteriyor çok, bence. Evet, gazetecilik mesleği aslında bir anlamda size belediye başkanlığının döneminde de pek çok evet, çok kazandırmış. Yani hiç değişmedi. Ben sadece şöyle tanımlıyorum şu andaki halimi. Belediye başkanlığı ile birlikte gazetecilik bakış açıma mola verdim. Virgül koydum. Diyelim.
Tabii değil. Tabii. Çünkü peki, şey değil, bir yaşam biçimi gazetecilik gerçekten. Her şeye öyle bakıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, katılıyorum. Şimdi biraz virgül koyalım. Hı-hı. Çünkü böyle zaman da çok akıp gidiyor, hızlı gidiyor. Sizin gibi çok kıymetli bir siyasetçiyi, kadın siyasetçiyi madem ki konuk ettik, biraz kadının siyasetteki yerini konuşalım istiyorum. Çok doğru. Şimdi sosyal medyada da benim paylaşımda duyurduğum gibi, sizin de gördüğünüz gibi şöyle dedik bugünkü konularımız arasında. Kadın neden siyasete az ilgi gösteriyor? Ve en önemlisi, bu bana benim kafama çok takılan bir soru. Buna nasıl bir cevap vereceksiniz? Sizin fikriniz çok önemli. Kadınlar neden kadın adaylara oy vermiyorlar? Şimdi bununla bir başlayalım. Tamam. Kadınlar neden siyasete ilgi göstermiyorlar, politikaya ilgi göstermiyorlar ve neden kadın adaylara oy vermiyorlar? Ne dersiniz bu konuda? Ben şöyle bakıyorum. Önemli. Aslında buyurun, kadınlar siyasete ilgi gösteriyorlar. Fark edilmiyorlar. Bence demokrasi sorunu var. Ülkemizde de, dünyada da var ama ülkemizde daha fazla dikkat çekiyor, canını yakıyor insanın. Şöyle diyelim, sizin çocuğunuz okula gidiyorsa, okulla ilgili derdiniz varsa siyasetin tam da göbeğindesiniz. Ama ülkemizde roller, kadınlar her şeyden sorumlu, sadece kendi yereli ya da ülkesiyle ilgili karar vermekte, ama şimdi sırası değil. Bakış açımız bu. Ama kadınlar isterler, işte o lady olmazsanız şansınız, evet, yok lady, dedim ya. Lady değilsen hiç şansın yok. Şöyle, evet, diyelim ki Seyrek küçük ölçekliydi. Aslında bu Büyükşehir Yasası 2008 ve 2014'te önce Büyükşehir, sonra bütün şehirle 1283 belde belediyesi kapatıldı. Yani 12 milyon insan yerelden, demokrasinin başlangıcı yerel siyasetten uzaklaştırıldı. Demokrasiden uzaklaştırıldı aslında. En çok da kadınlar bundan etkilendi. Çünkü kadınların belediye başkanı olma şansları daha çok beldelerde. Hikayeye bakarsak, rakamlara çıkardığım için biliyorum. Beldelerde kadınların daha fazla şansı oldu. Çünkü tanıyorlar birbirlerini. Ama siz ölçeği büyütmek için çıkarsanız ilçeye, orada işte lady olmanız lazım. Evet. Ya da birisinin bir şey olmanız birisinin lazım. Bir yani şey sizin arkanız kuvvetli olması lazım. Arkanızın kuvvetinin göreceli bir şey. Evet. Bazen güzel kadın olmanız gerekebilir. Bazen birisinin desteği belki. Arkadaşı olmanız gerekebilir. Aynen. Yakın arkadaşı olmanız gerekebilir. Ya da maddi olarak gücünüzün de olması lazım. O da olabilir tabii. Yani aile, şey, babanız da güçlü olabilir. Yani samimiyetle bir kadın olduğu için, birikimli bir kadın olduğu için üst basamaklara çıkma şansı yok. Yok. Peki siz 2015 seçimlerinde CHP'den milletvekili adayı oldunuz galiba, evet, değil mi? Evet. İşte o sıradan insanların dönemiydi. He, evet. Lady'lere yer yoktu o zaman. Lady'lere o şöyleydi. Zaman. O da nasıl? Benim için çok onur verici, çok gururla söylüyorum. Bunu da söylemeliyiz ki, yani seçenler ya da seçecekler bundan sonra bu hikayelere tanıklık etsinler. Ben Türkiye siyasi tarihinde bir bölgede genel başkanla ön seçim yarışına girip listede yer alan tek kadın milletvekili adayıyım. 2015. İkinci bir örnek yok. Türkiye siyasetinde yok. Evet. 2015'te ilk kez partimiz, yani benim katıldığım, hı hı, ya da benim yetiştiğim devrede 2015'te Cumhuriyet Halk Partisi ön seçim yaptı. O ön seçimde bizim ikinci bölge 16 ilçeden oluşur. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da ön seçim yarışındaydı orada. 81 aday adayımız vardı. Eski il başkanlarımız vardı, il genel meclisi başkanlarımız vardı. Ben de sıradan bir Nur Gülüç olarak onların 81'in içindeydim. Ama bizim sıradan üyelerimiz, 66 bin parti üyemiz o ön seçimde oy kullandı. Ve ben ilk kez Türkiye siyasi tarihinde sıradan bir partili ön seçimde İzmir ili temsil eden milletvekili adayı oldum. Yani çok, evet, önemli bir, çok önemli. Çok ben önemli sadece, bir sonuç. Ben sadece Ankara'ya gitmedim.
Ve 12, yani İzmir'in milletvekili 26, ben 12. sırada yer aldım. İşte 12. Orada olmaktan adım orada geçti. Ankara'ya gitmemiş olabilirim ama ben emeğimle, lady olmadan, gerçekten benim gibi sıradan insanların beni destekleriyle yer aldım listede. Bundan daha onurlu bir şey olamaz. Hı-hı. Ama bir gün yine eğer sıradan insanların hakkı olursa ben oradan milletvekili olacağıma çok inanıyorum. Çünkü benim gibi sıradan insanlar benim gibi sıradanları seçerler. Peki bir sonraki seçimlere ne dersiniz? Var mı öyle bir düşünceniz? Var. Niye olmasın? Çünkü şunun için var. Ben şu anda yani şu anda ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Bunu tabii ki çok onurla söylüyorum. Millet İttifakı'nın çalışmalarını doğru buluyorum. Yani geleceğe dair umut buluyorum. Şunun için senelerce bir araya gelemeyenler, birbirlerini öldürenler zaman zaman gereksiz. Ama şu anda birbirimizi dinlemeye çalışıyoruz. Bir normalleşmeye doğru gidiş olarak bunu hissediyorum. Burada benim partimin genel başkanının elinin güçlü olacağına ve kendini çok özgür hissedeceğine inanıyorum. Çünkü onun için birinin milletvekili olması gibi bir kaygı taşıdığını düşünmüyorum genel başkanımızın. Onun için ön seçim olabilir diyorum her yerde. İzmir'de de olabilir diyorum. Ön seçim olursa da ben zaten milletvekili olurum diyorum. Kendime güveniyorum. Kendime değil, sıradan size insanlara güveniyorum. Size seçecek olanlara güvendiğinizi söylüyorsunuz. Evet, evet. Ön seçimde aslında demokrasinin gereğidir diye düşünüyorum. Bence de gereğidir ama her partide olmalı. Tabii kesinlikle, kesinlikle. Çünkü öyle değil örnek mi? Vereyim. Evet. Yani bizim Seyrek Belediyesi'nde bugün 17 yıl yaşayan bir belediyede tarihe bir üniversite bıraktık, 6000 üniversite öğrencisi var köyde derken benim katkım olabilir mi bu? Tek insan yapabilir mi bunları? Yapamaz. Ama ilk günden, kurulduğumuz gün belediye binamız yoktu. Köyün meydanındaki kahvelerde meclis toplantılarını yaptık belediye binamız olana kadar. O toplantılara inanın meclis üyeleri hiç yalnız yapmadık toplantıyı. Kadınlar, adamlar, çocuklar, gençler, herkes birlikte kurulduk. Kapatılacağımız güne kadar bütün meclis toplantılarımızda herkes katıldı ve ortak katılım, ama laf olsun diye değil, gerçekten yaptık. Gerçekten yaptığımız için 17 yıl yaşayan bir belediye tarihe şöyle bir not bıraktı. 6000 bir üniversite var, bir beldede bir üniversite yok. Bizimse Bakırçay Devlet Üniversitemiz, bizim köyde benim imzam var. Artı bizim köyde İşsizlik, yoksulluk, açlık ve hırsızlık yok. Çünkü köyün insanı kendi köyünde doydu. Herkes yapabileceği kadar, bazısı eve temizliğe gider, bazısının çocuğu üniversitede özel kalem müdürüdür rektörün, rektör köyde oturur. Yani bir Avrupa şehriyiz. Onu hayal etmiştik. İlk önce demiştik ki biz belediye olarak kör noktadayız ama bunu fırsata çevireceğiz. Biz Türkiye'nin İsviçre'sini yaratacağız. Yarattık. Yaratmışsınız yani. Yarattık gerçekten. Evet, hep birlikte. Avrupa hep şehri birlikte. Gibi olmuş. Kesinlikle. Rektör bile köyde oturduğuna köyde göre. Oturuyor. Tabii tabii. Ve öğrenciler köyde evet, evet, dolaşıyorlar. Evet, aynen öyle. Ne kadar güzel. Hem doğayla hem köy halkıyla iç içe. Öyle güzel, çok güzel. Bir, evet, aslında bir anlamda onların sosyal sorumluluk projeleri gibi bir şey. Üniversite evet, öğrencileri evet, için de o insanlarla iletişim kurabilmek de ayrı bir sosyal çalışma gibi. Evet, evet doğru. Bence. Şimdi şunu sordum ya, bu konuyu ne diyeceksiniz? Ben bunu çok merak ediyorum sizin fikrinize. Kadınlar neden kadınlara oy vermiyorlar? Orada hafifletici gerekçeleri var diye düşünüyorum kadınların. Ne gibi? Şöyle ki kadınlar hep izole ediliyor ya, yani ev işi kadından sorulur. Ailenin dengesini kurmak işte kadından, eşlerinin kaynanalarla, görümcelerle kadından sorulur. Evi toplamak kadından sorulur. Dişi kuş yapar yuvayı. İkisi iki kuş birden yapar diyemiyoruz. İşte kuş ama tek kanatla uçmaz ama tek kuş yapabilir yuvayı. Kafa karışık. Sonrasında o zaten zaman kalmadı kadına.
Ama bırak zaman kalmadı. Kadın birazcık çaba göstermek istediğinde birilerinin bir şeyi olması gerekir. Kendi başına güç olduğunun farkına varsa onu çözecek zaten. Ama ben de onlara çok kızmıyorum. Çünkü dışarı çıkma gerekçesi üretmek lazım. Bu önce bir dernek olabilir, sonrasında siyaset olabilir. Adım yani gözlemlerimi söylüyorum. Ama sonrasında daha çok erkek arenası olduğu için siyaset, orada birilerinin yanında olacak ki şans bulsun. Ama kadınlar olmadığı için orada, kadını niye desteklesin? İşte ben bir tane kadın listeden çıktı ikinci bölgede. Ben bir tek. Oysaki yarısı kadın mı seçmedi? Başka kadınlar da vardı oysaki. Başka kadınlar da vardı ve seçicilerin de yarısı kadındı. Ama ben yine de hoş görüyorum, kızmak yok. Çünkü İzmir'de 92 yılda 13 tane toplam kadın belediye başkanı varsa, en çağdaş, Avrupa'ya bakan yüzümüzde, bunun 3 tanesi rahmetli ise, toplam canlı 10 tane kadınımız, belediye başkanı kadınımız var ise, biz bunları özel olarak korumuyorsak, kelaynak gibiler çünkü, özel olarak öne çıkarmıyorsak, göstermiyorsak diğer kadınlara, özel bir çabayla gizliyorsak, nasıl kadın destekleyecek kadınları? Ama ben yine de umutluyum. Çünkü ben şahsen kendi adıma siyasetin bütün rezilliklerine tanıklık ettim ve yaşadım. Bunları bir gün yazacağım. Ve hiç kıvırmadan, hiç bükülmeden yazacağım. Çünkü borcum var diğer kadınlara. Ben Cumhuriyet'in 150 kadınından birisi oldum. İzmir'in 13 kadınından birisi oldum. İzmir'in ilk sosyal demokrat kadın belediye başkanı oldum. Siyasi Türkiye siyasi tarihinin ön seçimden çıkan tek kadın milletvekili adayı oldum. Borcum var yani, şanslıyım. Onun için gerçekten hiç kızmadan, tüm samimiyetimle eleştirilerimi yapabilirim. Ama onlar daha fazla görünür kılmak için başka kadınları. Yani ben herkese söylüyorum, diyorum ki azlığı göstermek lazım. Yani şu anda 10 tane canlı kadın belediye başkanı varsa İzmir'in yaşayan, bu onu her seferinde öyle bir göstermeliyiz ki benim için ya da Sema Pektaş için ya da Sibel için ya da değil. Sembol biz. O sembolü başka kadınlara hedef göstermek için göstermeliyiz. Umuyorum bundan sonra ben de o göstermenin mücadelesini yapıyorum. Siz mücadelenizi sürdürmeye devam edin. Zaten kadınlar hayata mücadele etmek için gelmişler. Tabii, öyle. Tarihe baktığımızda da öyle. Evet. Yandılar işte. Yani güzel şeyler için. Bakın, yaşamın her alanında kadın mücadele ediyor. Evet. Sosyal hayatında, ekonomik hayatında, aile hayatında ayrı bir mücadelesi her var. Yerde. Şimdi bir erkek geliyor evine, kumandasını alıp televizyonu ya da gazetesini okuyor ya da televizyonunu seyrediyor ama kadın bir taraftan yemek yaparken diğer taraftan her şeyden sorumlu. İlgilenebiliyor. Ha, eskiye göre daha erkekler daha evet, katılımcı. Gerek aile içindeki ilişkilerde gerekse ev işlerinde, çocuk bakımında eşe daha bir paylaşmaya çalışıyorlar eşle birlikte. Eskiden olduğu kadar değil. Eskiden kadın daha çok yük alıyormuş eski aile ilişkilerinde. Değil mi? Daha çok çocukla ilgilenip işte evin işini, her şeyi ona aitmiş. Hatta aile birliğini toplamak, ailedeki iletişimi sağlamak da kadına aitti. Tabii. Şimdi öyle değil. Şimdi biraz daha bireyselleşmek, biraz daha paylaşmak gibi. Fakat kadınların, neden kadınlar kadın siyasetçilere ya da adaylara oy vermiyor derken sanıyorum biraz da seçilmiş kadınlarda da mı hata var diye düşünüyorum. Ya da eksik i̇şte var. Hata demeyelim. Tabii. Eksik var mı? Bu genel anlamda konuşuyorum. Baktığınızda bugün meclise, malum zaten milletvekili sayısı çok az. Çok az. Hani %50 diyoruz. Nüfus, erkek nüfusu %50, kadın nüfusu %50. Fakat meclise dönüp baktığımızda 600 milletvekilinin galiba 105 kadar, 110 gibi bir rakam şu an hatırlayamadım. Meclis konuşmalarına baktığımızda, kürsüye çıkan kadın milletvekillerinin konuşmalarına baktığımızda kendilerini ifade ederken çok yeterli ifade edemediklerini, dertleri çok dile getiremediklerini
diye düşünüyorum. Ya da daha az sayıda kadın meclis kürsüsünde yer alıyor kadın milletvekili. Acaba bu hani kadının orada biraz önce siz de dediğiniz gibi kendini göstermesi lazım. Kendini anlatması ve idol ve örnek kadın milletvekili olması lazım ki acaba kadın da güvenip de ya bak bu ne kadar iyi mecliste derdinizi dile getiriyor, toplumsal sorunları dile getiriyor. Bu gelirse yapabilir diye bir güven mi duymalı ki acaba oy verirken de o tür kadınlara oy versinler? Çünkü geçmişe baktığımızda milletvekili olmasa bile belediye başkanlığı dönemlerine baktığımızda geçmişte son derece başarısız ve çok kötü kadın örnekler de var. Başkan ya da vekil örnekleri de var. Bunu da biliyoruz hepimiz. Hani şimdi bunu gözümüzü de kapatamayız yani. Yapılan hataları, eksikleri de görmemiz lazım. Acaba biraz bundan da kaynaklanıyor. Acaba o kadar o eril sistemin içinde, o erk gücünün içinde kendilerini yeterince ifade mi edemiyorlar? Ne dersiniz? Şöyle, oralara çok mücadeleyle gelen kadın milletvekili çok az, yoka yakın. Yani lady diyorum ya, aslında oradan başlıyor hikaye. Çünkü siz hak ederek gelirseniz bir yerlere, o size ait oluyor. Benim yaşamım bana ait. Ben bunu kendi hikayemi anlatıyorum zaten. Kendi hikayemle birlikte başka alanlara dokunuşlarımı söylüyorum. Kendi hikayemle birlikte neyi dönüştürdüğümüzü birlikte onları anlatıyorum. Benim hikayem. Şimdi benim hikayemde milletvekilliği diyorum, ön seçimden çıkanım diyorum. Başka kadının böyle bir hikayesi yok. O zaman ben milletvekili olsam tabii ki daha güçlü olur. Kadın daha güçlü olur. Çünkü ben kimsenin kimsesi değilim ki. Ben sadece kadınım, emek verdim. Emeğimin karşılığında öyle bir şans oldu, oraya gittim. Ama ben elbiseyle değil, yaptıklarımla varım. Sorunumuz bence elbiseyle. Genel, ama geneli de böyle tanımlıyorum zaten. Yani gerçekten emek olup liyakat, işte birikim, hak etme sorun değil mi ülkemizde? En çok onu söylemiyor mu insanlar? Hepsi sorun. Liyakat. Liyakat diyor. Evet, liyakat diyor. Yani hiçbir işe yaramayan bir şey oluyor. Bilmem kimin bir şey olursanız bakan, bilmem kim bir şeyler. Yani aslında sorun tam da burada var. Tabii kadınlar az oldukları için, değersiz oldukları için ve izole edildikleri için her anlamda, her adımda neredeyse. Mesela kadın kooperatifleri. Bundan hoşlanmıyorum. Çünkü kadın kooperatifi diye bir tanım olabilir mi? Kooperatif diye bir tanım olmalı. Bunu eleştiriyorum. Çünkü kooperatif birlikte küçücük küçücükler bir araya gelip güç olup, hem sağlıklı gıda, hem üretici, hem tüketicinin şemsiyesi. Burada cinsiyet var mı bu şemsiyede? Güven var. Evet. Onun için biz izole ede kadını zaten yok olan, görünmez olanı daha görünmez yapıyoruz. Siz burada eğlenin. Kadın kolları, partilerin kadın kolları. Nasıl bir şey bu? Partinin kadın kolu diye bir şey olabilir mi? Partinin cinsiyeti olabilir mi? Partinin İl yönetim kurulu, genel merkez yönetim kurulu. Ne demek kadın kolu? Yani iç mantığı yok. Zaten sorun oralarda var. Bence bundan sonraki süreç dünyada da ülkemizde de aydınlanma devrediyorum. Pandemiye teşekkür ediyorum aslında. Pandemi bize hayatı öğretti. Her şeyin geçici olduğunu, tanımsız bir şeyin bizim bütün o gördüğümüz rezil zenginliklerimizin bir dakikada bizim dışımızda olduğunu anlattı bize pandemi. Korktuk hepimiz, dışarı çıkamadık, uçağa binemedik, lüks arabamıza binemedik. Ne oldu? Evet, kapandık. Yemeği düşündük. Yaşamak için yemek lazım. Bu kadar basitti aslında ama biz o kadar dünyayı yaşanmaz ve karmaşık hale getirdik ki. İşte savaş var. Baksanıza ya. Çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, erkekler ölüyor. Gerekli mi? Hayır. Birileri para kazanacak, silah satacak. Birileri tatmin olacak. Deliler, yani deli deli bir sürü deli adamlar. Ya beni ilgilendirmiyor hiç. Bana ne ya, bana ne? Ben diyorum ki ya bu dünya küçücük. Ve başı ağrıdığında hepimizin başı ağrıyor. Hepimiz etkileniyoruz.
öldürdüğünde orada beni de etkiliyorsun. Bak pandemimizi eşitledi, sıfırladı. Çok keyifliyim. Gıdayı öğrendik. Ülkemizin olması gerektiğini fark ettik değil mi? Yani samanı getiremiyoruz. İşte buğday, telaşa kapıldık. En çok buğday ithalatımız Rusya ve Ukrayna'da. E kendi çiftçimiz doğalgaz. Evet. Yani kendi kendimize olmalıyız. Güvenmeliyiz. Evet, kendi bence bu pandemi bizi, dünyayı da bizi de aydınlatacak ve dünyanın çok basit olduğunu söyledi bize. Diyor ki kardeşim insansınız. Hiçbirinizin hiçbirinizden üstünlüğü, aslığı yok. Bu dünyadasınız ve ölümlüsünüz. 3 gün sonra gittiğinizde geriden hiçbir şey götürmüyorsunuz. Çorapla bile gömüyorlar sizi. Bu kadar basit, bu kadar sade. Ve bu dünyayı 2 cins demiyorum, belki 3 cins de diyebilirim. Paylaşıyorsunuz. Bu kadar. Bu kadar öyle basit. Geliyorum. Bu kadar basit, bu kadar sade. Ama ben yeni dönemde, yeni gelecekte mutlak herkesin hak ettiğini alacağını düşünüyorum. Evet. Süremiz doldu. Aslında sizinle konuşulacak çok daha konumuz var. Çok bir kere o belediye ederim. Başkanlığı döneminde çektiğiniz sıkıntıları konuşacaktık. Bir de sizin evliliğiniz, rahmetli eşinizle evet, evet. yaptığınız o bir nikah evet, hikayeniz evet. var. Onu ben çok da dinlemek isterdim. Çok ama bir program daha yaparız inşallah. Olur, seçimler yaklaşıyor. Bir adaylığınızı bir koyun. Adaylık döneminde sizinle tekrar hocam. Bir arada oluruz diye düşünüyorum. Tamam, söylemek istediğin son cümleler var mı? Ne, evet. Nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Şunu söylemek istiyorum. Şu kadınlarımızı bir siyasete davet edelim mi? Oy vermeye davet edelim mi? Ve lütfen şöyle. Özgürce yapsınlar bunları. Başkalarını evet, evet. da özellikle eşlerinin etkisi altında kalmadan. Aslında şöyle. Sözü bizim, size bırakıyorum. Bizim mübadil kadınları eşlerini hiç dinlemiyorlar. Evet. Benim biraz son seçim, Avrupa'yı, son Avrupa seçimde gerçekten görüşüyor. Yani onun genlerle gelen bir farkı var. Kesinlikle. Ben herkesin bizim köyün kadınları gibi olmasını istiyorum. Çünkü onlar kendileri karar veriyorlar. Beni seçmemeye de onlar karar verdi. Seçmeye de onlar karar verdi. Bravo. Ve şey, yılmak yok gerçekten. Bu dünya da bizim, bu ülke de bizim. Hiç kimseye hiçbir sorunu havale etmek gibi bir lüksümüz yok. Biz müdahil olacağız. Ülkede bizim, dünyada bizim. Kesinlikle katılıyorum. Son bir cümlede ben ekleyeyim. Bu konuya da giremedik çünkü. STK'lar da diyoruz. Hı-hı. Lütfen kadınlar STK'lara gönüllü olarak çalışsınlar evet, evet. diyoruz. Aynen, evde oturmak, sadece çoluk çocuk Hı-hı. bakmak, ev işi yemek yapmak değil görevimiz. Toplumsal ve sosyal görevlerimiz de var bir kadın aynen, olarak. Aynen. Eğer çok faal olan herhangi bir kurumda yer alamıyorsak zaman yaratabildiğimiz oranda gönüllü olarak çalışmaya lütfen yön verelim, isteyelim, yapalım bunları değil Olur, mi? Kesinlikle. Evet. Aynen katılıyorum size. Çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyicilere ulaştıran, sesimizi ileten bütün arkadaşlarımıza, teknik ekip, herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben yine görüşmek üzere diyorum. Lütfen adaylığınızı koyun. Olur. Destekliyoruz buradan. Olur. Bir çok kadın olarak ederim. Özellikle ve böyle bir haftada böyle bir karar aldığınızı sizden de duymak bizi sevindirdi. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz bu hafta konuğumuz Seyrek Eski Belediye Başkanı Sayın Nurgül Uçar Aktuğ idi. Kadınların siyasette olması gerektiği önemini bizzat kendisinden de duyduk. Lütfen politikaya yeterince önem verelim. Çünkü toplumsal sosyal konular sabah çıktığımız andan itibaren ekonominin de içinde olduğumuz daha büyük bir yaşam savaşına giriyoruz. O yüzden mutlaka içinde olmalıyız diye düşünüyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.